Merhabalar, cümleden selamun aleyküm can bacılarım, kardeşlerim, kızlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiğinizle geldiniz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin benim canım bacılarım, kızlarım, kardeşlerim, aşk kuşlarım. Böyle hazırlandık eşimle beraber. Bu içindekini de kızım verdi bana. Rengi üzerinde giymişti Ezgi'nin. Kızım dedim ne kadar güzel bir renk dedim bu dedim. Yarım kollu olduğu için üzerine böyle uzun kollu mavi keten pulladan almıştım bu takımı. Bayağı da uygun aldım arkadaşlar. Bu mavi altındaki pantolonu da göstereyim ben. Sen böyle gelir misin hayatım? Şöyle şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi görülüyor. Pulladan almıştım bu takımımı. Çok da severek giyiyorum. Altıma dedim ne giyeceğim? Ayağıma bir spor ayakkabı giyeyim. Her yer su içinde sel oldu buraya biliyorsunuz. Bir önceki videoda da söylemiştim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun oğlum için yazdığınız yorumlar bizi çok mutlu etti, çok motive etti. Dedik bu sabah evde fazla iş yok. Gördünüz az önce de peynirli yufka yaptım. Karadeniz kuru yufkası. Ondan sonra yanında da patatesli sarımsaklı menemen yaptım. Ben menemen diyorum ona. Çocuklarım küçükken yapıyordum hep bol domatesli sarımsaklı soğanı kavuruyorsun. O da çok güzel olmuştu karabiberli falan. Eşim börekten yedi, ben de ondan yedim. Bugün onunla idare edeceğiz akşama kadar. Daha da bir şey yapmam yani. Eşimi de böyle mavi mavi giydirdim. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Koli burada. Evet, hediyemiz. Kastamonu'ya bir hediye gönderiyoruz Özlem kızımıza. Kargoyla. Ondan sonra giyindik, kuşandık. Düştük yollara. Sizleri de yanımızda giyinmişken de dedim kamerayı açayım. Nasıl olsa sabah kahvaltısını da çektim. Böylece bu vlog tamamlanırsa belki akşama yayınlarım. Eğer ki fazla bir şey yapamazsak da kısa da olsa yine de yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim, bacılarım, kızlarım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerden biz memnunuz. Adınız iyilik melekleri biliyorsunuz. Allah yolunuzu, izninizi herkesin açık etsin. Bizim de açık etsin. Oğlumuzun da Allah'ın ayağına baş değdirilmesi. Rabbim onun da gönlündeki yatan hastanı versin. Yolu, izi açık olsun. Dara zora düşmesin inşallah. Benim oğlumun da sizlerin oğlunun da ettiğimiz birbirimize ettiğimiz dualarımız kabul ve makbul olsun. Ne güzel dualar etmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz ben ağladım. Sizler de ağlamışsınız. Allah ağlatmasın. Her zaman diyorum ya videoyu açtığım zaman hep böyle siz beni güler yüzlü görmeye alıştınız ya. Ben işte sizleri ağlattığım zaman inanın ki çok üzülüyorum. Gerçekten sizleri üzdümse hakkınızı helal edin. Allah bizleri hep böyle güldürsün, sevinçli haberler versin. Gururlu haberler versin, onurlu haberler versin. Çantamı değiştirdim. Sarı çanta vardı. Şöyle lacivert kot tarzında böyle bir çantam var. Onu aldım. Şu yakından göstereyim. Şu şekilde. Yoksa o sarı çanta uymuyordu. Biraz çanta değiştirirken zaman kaybı çok oluyor. Şimdi aceleci biraz. Hadi gidelim, hadi gidelim. Saat şu belki anda... Fundu'yu da satarız belki. Ben onun için çıktım zaten. Evet, sana onu... söylemedim başka. Ondan ben aklıma koymuştum. Fındık kurudu diyor. Yani diyor. Arabada niye kalsın? Selden bir gün öncesine çok güzel kıtır kıtır kurudu. Bir gün akşama kadar güneşi yedi. Arabada bekleteceğimizi satalım. İhtiyaçlarımızı görelim dedik. Eşimle beraber şimdi çıktık. Bakın Kastamonu'dan göndermişti bunu Özlem kızım bana. Şöyle Kastamonu evleri. Biliyor ya benim böyle tek katlı evlere hayran olduğumu. O yüzden göndermiş. Böyle dolaba asmıştım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ona. Böyle bakarken her zaman Özlem kızım geliyor. O da rahatsız. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun kızım. Fizik tedavi görüyor Özlem kızımız. Ona da dua ederseniz sevinirim. Serçe parmağı çok kötü olmuş. Serçe parmağı kırılmış. Ağrı yapıyordu. Fizik tedavi dedim. İnşallah iyi gelir kızım dedim. Hem çalışıyor. Çalışma hayatı var. Hem iki tane çocuğu var. Hem fizik tedavi çok yoruluyorum diyor. Şükran teyzem diyor. Çok yoruluyorum. Eve diyor geliyorum böyle diyor. Yorgun argın diyor. Allah yar ve yardımcısı olsun gençlerimizin, çocuk büyütenlerin, okuyanların, çalışanların, hepinizin Allah yardımcısı olsun. Biz geçtik o devrelerden. Artık biz bundan sonra çöpsüz üzüm.
ha orada ha burada gezeceğiz, sozacağız artık hep beraber. Havalar da normale döndü. Ama ben yine yanıyorum yani. Bu sıcaklık nereden geliyor anlamıyorum. Böyle bir bunaltı, her tarafı açmam lazım evde. Her tarafı açmam lazım. Bugün de evden çıkıyorum, aniden bindiriverir. Karadeniz havası, Allah korusun. Tüm camları kapattım ama oğlumla bizim odanın havalandırması telli olduğu için açık. Dün oğlumun odası o kadar yağdığı halde açık oldu. Açık havalandırma vardı ama içeriye su falan gelmemiş. İnşallah bugün de gelmez. Neyse ben çok lafı uzattım. Gidelim. O zaten açılacak orada kargoda. PTT kargoya gideceğiz. Orada ağzını güzelce kapatırız. Güzel evet. Bir şekilde. Hadi bize Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Sizi de yanımıza götürüyoruz. Bu kıyafeti de içimdekini de kızım verdi dedim ya. Kızıma da çok teşekkür ederim. Ve ben ona hani bir şeye heves ettiğim zaman anne al diyor. Çok gözü gönlü tok. Ben asla almayacaktım ama sadece ay ne güzel yakışmış sana pembe pembe deyince O da içine dert olmuş getirdi. Ben de yıkadım, ütüledim. Bugün böyle giydim. Kısa kollu olduğu için üzerine de bunu giydim arkadaşlar. Hadi beraber gidiyoruz. Sizi de yanımıza götürüyoruz. Hep beraber Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyerek düşelim yollara. Çok kötü sel oldu ya arkadaşlar. Merdivenci gelmiş. Merdivenleri silmişler. Akıtma yok. Eskiden akıtılıyordu ama. Bugün akıt... Hani yeni yönetimde... Akıtma yok. Buraları sel aldı dün. Çok kötüydü arkadaşlar. Bakın şuraya. Bakın. Artık ne yapacağız ben bilmiyorum. Bu su nasıl gidecek burada? Ay sel sonrası apartmandaki en son halimiz. Allah'ım rutubetten çökecek apartman. Ya Rabbim. Allah'ım sen esirge ya Rabbi. Bakın. İtfaiye gelmedi. Suyu çekmedi. Bu su ne olacak burada? Girilmiyor içeriye. Bileğe kadar su var. Ayak bileğine kadar. Ben balkon öyle kapısını çıkardım. Çok yer kaplıyor. Girişi çıkışı beni sinirlendiriyor arkadaşlar. Durmuyor bu kapı hiç. Öne öne geliyor. Arkaya arkaya gitmiyor. Şimdilik çıkardım da bakalım yerine bir şeyler düşüneceğiz. Yani bu kapıyı daha takmayacağım. Balkon zaten küçük. Tripod koymaya yer yok. O yüzden çıkardım. İnsana yoruyor yani. Bakın sel sonrası kapılarımız güzelce yıkandı, temizlendi. Misler gibi oldu artık. Mikrop kalmadı kapılarda. Şuralardan göl olmuştu şurası dün. Şimdi bakın su çekmiş toprağa. İzzet'in çıkmayan fındıkları burada suyun içinde yüzdü yüzdü durdu dün. Bu fındıkları gördüm ben dedim ki eyvah bizim fındık dedim. Sağlam fındık zannettim ama değilmiş. Bunlar patozun ayıklamadığı koruk deriz biz. Koruk fındıklar. Onları kırıp kırıp içine bakıp eve götüreceğiz yani. Çerezlik yapacağız evde. Kavuracağız Allah'ın izniyle. Anam ne yağdı ne yağdı. Sel sonrası ordu. Sıkıştırıyordu zaten hava olacağı. Buydu arkadaşlar. Bir türlü yağmur yağmıyordu. Bir yağdı bir yağdı. Her taraf sel oldu. Allah'ın beterinden korusun ya Rabbim. Pırıl pırıl sellenmiş oldu her yer. Temizlenmiş oldu. Mikrop yuvasıydı şuralar. Mikrop. Bakın şu çimenler inanır mısınız? Mikrop yuvasıydı. Tertemiz oldu. İnşallah bir daha pis olmaz yani. Evet mikroplar uçtu gitti. Allah tekrarını getirmesin o mikropların. Daha bacağımı arabaya kaldıramadım. İncinmiş bacağım yordun arkadaşlar. Yordun kendimi, yordun dün. Neden yordum? Baza yordu beni. Erkin'in evet. Odasındaki baza. Bazayı çevirdim dedim ya. Zor geldi bana. Biraz zorlandım yani. En sonunda dedim İzzet'e bunun başlığını çıkaralım. Bazanın da başlığını çıkaralım. Öyle daha rahat çeviririm. Zaten önceden de öyle çevirmiştim ben de. Uzun zamandır çevirmediğim için bir anda aklıma gelmedi. Zorlandım yani. Halbuki başlığın çıkması gerekiyordu. Ama iyi oldu. Oda da genişledi ha. Erkin beğenirse devam eder. Yemin töreninde zaten biz gideceğiz ya. Çanakkale'ye alıp geleceğiz oğlumuzu. Allah'ın izniyle. O zaman gelecek odasında beğenirse öyle devam eder. Ve ayağı boyu uzun olduğu için dolabın kapağına değiyordu da ben o yüzden camın önüne döndürdüm bazasını. Ayağı rahat olsun diye ama yatarken kapağı açar dolabın kapağına. Ne yapayım? İçindekilerde toz olursa da olsun yani. Ben içerideki asılılar, dolaptakiler açık kaldığı zaman kapak toz olur diye
O yüzden çevirmiştim yatağını. İnşallah gelince orada rahat eder, öyle kalır. Gördüğünüz gibi her yer yıkandı. Sel oldu yani orduya. Mis gibi toprak kokuyor. Yerler suya doydu. Sıkıştırıyordu hava, bir türlü yağ 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 yağmıyordu. Patlayıverdi birdenbire. Gök gürültüsü, şimşek. Birikmiş birikmiş gökyüzünde sel artık dayanılacak gibi değilmiş. Demek ki kendini kaptı, koyverdi. PTT kargoya geldik şimdi. PTT kargoda hediyelerimizi gönderelim. Ama saat 12'ye İzzet. Açık mıdır? Biraz 12.30'da kapanıyor inşallah. Ana. Açık kapı var. 12.30'da mı kapanıyor? İyi, yetiştik. Yetiştik. Son dakika. Şimdi kolenin içindekileri kontrol ediyor memur. Bakıyor. İnceliyor yani ne var diye. Ya içine not yazmayı unutmuşuz ama dilden söyleyelim bari ya. Aklımdaydı aslında da eşim acele ettiği için. Bir an evvel PTT'ye gidelim diye, kapanacak kapanıyor diye. Kapanıyor çünkü yarımda kapanıyor. 5 dakika, son 5 dakikada yetişecek. Onun için acele ettik. Şimdiden Özlem kızımın annesi kayınvalidesi iyi günlerde kullansın. Uzun ömürlü, eskitmek nasip etsin sağlıkla. Güzel güzel fındıkları Özlem kızım yavrucuklarına, organik fındıkları çıtır çıtır yedirsin. Yerken de bizi anmayı unutmasınlar. Özlem kızım, 2 gün güneşte bırakırsan daha iyi olur. Biraz güneş az yedi, acele etti seninki. 2 gün balkonda güneş yaşar, daha iyi kurusun ki daha iyi yesin. Afiyet olsun. Evet. Eşine selamlar, saygılar. Allah razı olsun. Tepsiye senden koy, ve ailenden. Bak, tepsinin içine ser, at balkona güneşe, yağmur görmeyen yerde günlensin. Evet. Zed abimizin de dediği gibi. Şimdi nereye gidiyoruz? Fındıklarımızı satmaya. Bizim damadın arkadaşı varmış da ona ver diye söylemiş İzzet'e. Tüccar alıyor fındığı. Bakalım kimmiş? Damadımla görüşüyor. Hı. Ha. O köprüyü geçirden sonra mı? Adres alıyor, tüccarın adresi. Köprüyü geçmeden mi? Hı. He, oradan sağa döneyim. Kaça veriyormuş ama? Fiyatı da alalım şimdi de. Şimdi damadımızdan adresini aldık. Arkadaşıymış, tüccar, ona vereceğiz arkadaşlar. Ezan okunsa da size dinletseydim şimdi. Öğlen ezanı okunacak aslında ama bakalım. Birazdan okunur. Burası Akyazı Uhud Camisi. Rus pazarı mevkii. Orada Rus pazarı mevkii. Akşam oğlumla görüştüm. Bayağı saat kaçtı? 1 gibiydi. Erkin'le görüştük. Çocuğum çok yoğun günler geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber çok mutlu. Her şey yolunda. Anne merak etme diyor. Allah izin verirse en kısa zamanda da bildiğine teslim olacak, Allah izin verirse. Hepinize çok teşekkür ediyor. Sağ olsunlar diyor. Ablalarım, teyzelerim diyor. Kız kardeşlerim, hepsinden Allah razı olsun diyor. Ben oğlumun mesajını sizlere bugün iletmek istedim. Çok mutlu oldum. Sesini duydum. Rahat bir uyku çektim. Babamı da arayacağım yar. Aradım seni. Aramış bak. Sabah dedi babamı da ararım dedi yavrum benim. Kurban olur anne sonu verene. Allah'ım yavrumun yanında olsun, yer ve yardımcısı olsun. Çok var, kırmızı ışıkta kaldık ya. Dolu baksana. Hafta başı ya, ondan herhalde. Bu arada bugün günlerden pazartesi. İşte Ordu Karşıyaka mahallesindeyiz. Damadımın verdiği adrese göre gidiyoruz. Fındığımızı vereceğiz. Sokakları Allah'a şükür olsun ki selden fazla etkilenmedi. Sadece temizlendi. Rabbim beterinden korusun. Ettiğimiz duaların karşılığında tabii ki. Sel anında dün ben balkonda sohbet yaparken sel olacağından haberim yok. Çok yağıyordu. Birdenbire göl oldu sitenin önü.
Ama çok dua etmişim gerçekten. İçime de videonun sonunda böyle bir sıkıntı girmiş içime. Gülay Kalmaz kızım da orada fark etmiş. Şükrün abla sana diyor sanki sel olacağını anladın gibi geldi diyor. Biraz tedirgin oldun diyor. Aynen doğru, bana ayan oluyor arkadaşlar. Yani orada ben bol bol dua ettim. Dua etmesem belki de çok kötü bir felaket olabilirdi. Allah esirgesin. Dualarla yaşıyoruz arkadaşlar. Bizler sizi, sizler de bize, birbirimize bol bol dua edelim. Biraz dur, gelmedik de aşkım. Eşim arabayı durdurduk. Bu civarlardaymış fındık tüccarı. Birilerine soracak, öğrenecek nerede olduğunu. Adım aramış, buldunuz mu diye. Tamam oğlum, o bak o. Araya zor bulduk ya. Eşim telefonu WhatsApp'tan görüntülü arayamıyor. Damadımla görüntülü görüşemiyor. Ben açtım da. Şimdi bu amcaya vereceğiz fındığı. Ta nerelere geldik? Nerelere geldik? Of of, buraları ben ilk defa görüyorum ha. Adı da tonar fındıkmış. Biraz kendimizi de ayırdık. Oğluma da ayırdım, İzmir'deki oğluma. Bakalım kaç lira verecekler. Ordu merkeze geldik. Sel sonrası değişen bir şey yok. Her yer tertemiz olmuş. Sadece bizim evin altları olmamış. Kabuklukları su bastı. Gösterdim ya size az önce. O su nasıl çıkacak oradan ben bilmiyorum. Hep rutubet olmuştu birinci katlar. Bizi bile etkileyecek. Biz ikinci kattayız ama rutubet bizi bile etkileyecek. Köprü başı burada dere vardı. Acaba taştı mı bu gece dereler? Yok. Hayır. Derelerde bir sıkıntı yok herhalde ki taşmamış. Genelde sel olduğu zaman bu dereler hep taşardı. Ordu biliyorsunuz dereleriyle meşhurdur. Şehrin orta yerinden geçen dere. Ne deresiydi burası? Vallahi unuttum ismi daha. Bülbül Deresi, Bülbül. Ha, bak İzzet hatırladı. Bülbül Deresi. Kafan çalışıyor arada. Ara zaman? Arada kafan çalışıyor. Ne demek yani orada? Her zaman çalışıyor ben orada. İyi beslenmişsin herhalde. Sayende. Oh, sana kaldı mutfak. Görsün ne ister. Yumurtayı çok yiyorsun ya, ondan biraz kafan çalışıyor herhalde. Tabii yumurta çok faydalı. Yumurtayı çok seviyor sabah kahvaltısında İzzet. Ben yumurtanın her türlüsünü severim. Haşlamasını, kızartmasını, her türlüsünü severim. Ben de işte çok sevmiyorum ya. Zoraki işte. Niye? İlaç niyetine. Yumurtaya neden biraz alıştık? Zamanında annem için en hazır yemek olduğu için hemen siz bize yumurta kırıyordu. Kırık pişirip yiyordu. Ama o zamanlara sizin kendi tavuğunuz vardı. Kendi tavuğumuz organikti tabii. Tavuk her şey vardı. Köy yumurtasıydı. Şimdiki yumurtalarda, şimdiki tavuklarda maalesef şimdi hep çiftlik. Köy yumurtası diye çiftlik yumurtasını satıyorlar. Aynen öyle. Her şey yani sahtekarlık. Eskiden yediklerimizin hepsi organik, doğaldı. Hillesizdi. Şimdi belki sütler, yoğurtlar hepsi hilleli. Aynen. Yumurtalar, tereyağlar hepsi katkılı. O yüzden hastalıklar da çoğaldı. Geldik, arabayı çekelim şuraya. Şimdi eşimle beraber üzerimizden bir yük kalktı, fındığı sattık. Şöyle şehir merkezine geldik. Beraber bir gezelim dedik. İyi mi ettik? Ne kadar iyi ettik. 20 gündür hapissin zaten. Ben öyle sokağa çıkmayı pek sevmiyorum, işim haricinde. Bugün de bir hava al yani aklımda. Ama ne güzel yürüyüş yaptık ha. Çok güzel şehir içinde. Esiyor. Hava da güzel, bunaltıcı bir hava yok. Fındık sezonu ya arkadaşlar. Gurbetteki kardeşlerimiz, gurbetçi kardeşlerimiz memleketine dönüyor fındık zamanı genelde. Biraz kalabalık hafta başı olduğu için. Yine de o kadar kalabalık yok yani. Millet fındıkta ya. Fındık toplayanlar ayrı tabii ki.
Bu kesim fındık toplamayan kesim. Fındığı olmayanlar herhalde. Yürüyüş yaparım diye ayağıma da böyle keten spor ayakkabı giydim. Bu ayakkabı ben İzmir'den almıştım arkadaşlar. BİM'e gelmişti. Böyle iklimi gezdirirken BİM'e gitmiştim. Uygundu fiyatı, almışım. Hala da giyiyorum yani, temiz kullandıktan sonra. Bir şey olmuyor. Zaten sokağa çıktığım mı var? Eskisi. Aman eskirse eskisin. İnsanlar eskiyor, yaşlanıyor ya. Yeter ki sağlık olsun. Elimdeki ayakkabılar beni götürür. Kim var? Erkin mi? Erkin. Ay Erkin arıyor bizi. İyi oğlum, kendine dikkat et, tamam mı? Annen selamı var diye, öptü var seni de. Ya. Para durumu nasıl? Bitiyor mu para? Tamam, ben gereğini yaparım. Erkin'e de para geldi herhalde çocuğuma. Tamam oğlum, kendine dikkat et. Hadi öptüm, annen yanımda. Selamı var. Aleyküm selam. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Zamanı yok ya. Fazla şimdi meşgul etmek istemedim. Eve gidince beni de arar. Çocuğum arıyor bizi. Anne kuzusu ne de olsa. Arar beşiğini. Çok güzel yürüyüş yaptık. Hava almış olduk. Böyle. Ama dikkatini çekiyor mu? Yollar her yer fırıl fırıl olmuş ya. Yıkanmış her yer. Mikroplar kalktı yani. Yine bir temizlik oldu. Allah, mis gibi olmuş her taraf. Arkadaşlar, biz neresiydi burasının adıydı? Şey Dağbrağı. Meşhur pide ya, ben de şaşırdım. Meşhur pide. Ha, Ordu merkezde meşhur pideri. Bugün de nedense her şeyi unutuyor arkadaşlar ya. Ordu'ya gelmeye de unuttuk kardeşim. Her gün gelmek de Ordu'ya. Ayda bir defa yedik merkeze. Haliyle unutuyoruz. Kafa yorgun. Aklımızdan ama başımızdan gidiyor bazen. Görüyorsunuz başımıza neler geliyor. Allah beterinden korusun. Her gün methettiğimiz, övündüğümüz meşhur pideyi unutuyoruz bazen. Evet, Ordu merkezde Garanti Bankası'nın karşısı. Vakıf Bank'ın karşısı. Deniz Bank'ın karşısı. Şadırvan'ın karşısı. Öyle diyor. Evet, haydi dedi. Seni bir pide yedireyim dedi. Fındık sattık yani, bir de yemeği hak ettik herhalde değerli kardeşlerim. Ben de dedim ki ya, evden bilseydim tok gelmezdim dedim. Karnım biraz tok ama neyse, yarım yarım fazla yemeyeceğiz. Yani önemli olan buranın ayranı çok güzel. Köpüklü köpüklü kayınbademin ayranı benziyor. Evet, kayınbademin ayranı bakır tencerede olurdu dolapta. Çok güzel olurdu. Aynen kayınbademin ayranına benzetiyorum ben buranın ayranını. Köpüklü köpüklü yarım porsiyon. Meşhur pide. Kıymalı. Kafada yumurtalı yiyeceğim. İşim kıyma şey istemedi. Yumurta istemedi. Yok, pide de istemiyor. Ben seviyorum pide de kıymanın üzerinde kafada yumurtayı. Masamızdan da şöyle görüntüler verelim. Yukarıya çıkmadık arkadaşlar. Bir daha merdiven çıkmayalım dedik. Böyle cadde üstünde masalar koymuşlar. Dışarıda daha iyi olur serine diye. İçeride sıcaklarız hem. Burada oturalım. Şöyle göstereyim size. Dışarıdaki masalarda oturuyoruz. İçeriye girmedik. Ay bu turşu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok yakıyor ama güzel, gerçekten güzel. Mis. Ay düştü. Yiyemedim ha. Ellerim de tutmuyor yorgunlukta. Ay alamadım ya. Çok güzel. Bir küçük yedim ama demek ki büyüğünü yesem daha çok olacak. Arkadaşlar meşhur pide de dedik ama
içecek. Ayran alalım. Açık ayran. Köpüklü ayran. Meşhur pide reklam değildir. Buradan da üstüne bastıra bastıra söylüyoruz. Reklam yapmıyoruz. Sadece gezdiğimiz yerleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu bir reklam kesinlikle değildir. Arkadaşlarım, yanınızda da yiyoruz ama kusurumuza bakmayın. Her zaman olan bir şey değil. Değişiklik olsun dedik. Bugün de böyle olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim İzzet Bey. Kesene bereket. Allah razı olsun. Tabii ki. Allah'ım kese dibi göstermesin. İşte bu ayran, en çok sevdiğimiz ayran burada. O yüzden burayı tercih ettik. Aklıma ne geldi biliyor musun? Yavrumla her yediğimizden paket yapıp eve götürürdük. Eşime dedim ki, Erkin'e götüreyim şunu dedim. O anda inan ki evde zannetmişim. Hala alışamadım. Hala yavrum evde zannediyorum ben. Her yerde böyle yapıyorduk. Yiyemediğimizi paket yaptırıyorduk. Oğluma götürüyordum. Çok seviyorduk pideyi yavrum benim. Yine duygulandık ya. Millet bize bakıyor. Ağlama. Biraz İzzet Bey duygulandı ama ben de öyle duygulandım. Şimdi normalle döndük. Elde mi duygulanmamak? Elde mi? Biz geldik arkadaşlar, sitemize geldik. Söğüt ağacının altındayım şu anda. Biraz serin gibi geldi burası bana. Değil mi İzzet? Serin. Esiyor. Klima gibi. Halen selin gözcükleri burada bak. Ona da şükür ya. Allah'a çok şükür bak. Esti geçti bu kadar. Ama banklar ıslak olur da üşütürüz sonra. Çok yağdı ya gece tahtalar. Hani temizlenmiştir diye. Bir an oturmak istedim ama altımıza keşke bir şey alsaydık yok, arabada. Yok, kuru kuru. Kurumuş değil mi? Kuru kuru gel. Gel bakalım. Hadi buradan git. Ana hala. Kuru tarafa otur gelsin. Aha bak, güneş tam güneş vurmuş buraya. Yerler ıslak ama hala. Evet. Söğüt'ün gölgesinden ıslak. Söğüt ağacımıza geldi. Söğüt ağacı, sen de yaşlandın ha, ben sana söyleyeyim. Hayırlı zamandan beri maşallah dimdik ayaktasın. Allah sana uzun ömürler versin. Senin gölgende oturuyoruz. Hakkın helal et. Söğüt ağacı, sen bizim canımızsın. Allah razı olsun senden. Senin gibi. İnsanlardan da Allah razı olsun. İyi insanlara canım feda. Epek yaprağı vardı bizim bahçede de, ona baktım. Alsam mı diye düşündüm bir anda, toplasam mı diye. Çünkü uzun zamandır hiç kimse toplamamış, bayağı da birikmiş karşıda arkadaşlar. Şurası, tefek gördünüz mü? Yakından göstereyim size. Oğlum çok seviyordu Erkin. Bana çekmiş işte. Tefek yaprağının dolması çok güzel oluyor arkadaşlar. Eğer böyle saracaksanız bir suya vurun. Pişirirken limon dilimleri koyun. Limon sıkın aynen. Sanki böyle salamura edilmiş asma yaprağı gibi oluyor kavanozlarda. Hani tuzla salamura ediyoruz ya. Aynen öyle oluyor. Aslında şeye gidecektik, deniz kenarına arkadaşlar. Orada da çok güzel serin serin otururduk ama sel sonrası tehlikeli olabilir, yılan falan vardır diye. Tabii ki olabiliyor da. Geçen tabii derelerden akan, dağlardan, yukarılardan gelen suların içinde, ağaçların içinde hayvanlar da olabilir. Ne yapıyor? Su alıp götürüyor da. Onun için şu anda deniz ve denize girmek bile sakıncalı. Her türlü mikrop ve maddubat var yani şu anda. Geçen dönemki selde sel felaketi olmuştu orada ya, biliyorsunuz. Merkeze çok feci bir şekilde yağmıştı afattan. O zamanları duymuştuk yani. Akyazı plaj sahilinde yılanlar var selden dolayı gelmişler diye. Hatta gördük bile haberlerde. Yani o yüzden de gitmek istemedim.
canlı canlı yılanlar olur diye korktum daha doğrusu. Olursa yılan denizin içinde olur zaten. Denize, derelerden yok, denize. Kıyılaydı. Kıyılara da vurur kıyılara tabii. Kıyılara gelmiş, hep gösteriyorlar. Tamam hayvan ne yapsın? Çıkma televizyoncular geçiyorlar oradan, yayın yapıyorlar. Arkadaşlar bakın işte selden dolayı burada yılan var diye gösteriyorlar yani. Oturulan yerlerde, ayak koyduğunuz yerlerde, masaların altında yılan olabilir. Tabii öyle... yılan, bazı yılanlar var denize yaşayamıyor. Haliyle hayvan çıkacak, denizden çıkmak için ne yapıyor? Kenara geliyor. Boztepe'den sağdan soldan bu ordu dağlık bir bölge. Yukarıdan aşağı sel yağdığı zaman dağlardan kıyı kesime doğru yılanlar gelebiliyor. Yani denizden değil, dağlardan geliyor arkadaşlar deniz kenarına. Orada son durak kalıyorlar yani. Gerçi yılandan korkma, yalandan kork. Bence. Biraz oturduk, dedikodu mu yaptık acaba? Dedikodu ömür uzatır ama iyi dedikodu yaptık. O nasıl? Kötü değil, iftira değil. Kapanışı da yapalım. Eve gidince devam ettirebilirsem, malzeme olursa devam ederim. Ama devam ettiremesem de dinlenmeye çekileceğim ve havlu kenarımı yapmaya devam edeceğim. Bizleri izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Can bacılarım, kardeşlerim, kızlarım, aşk kuşlarım benim. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Siz var ya, siz gerçekten çok merhametli, çok vefakar bacılarımsınız. Beraber ağladık bu yollarda, beraber güldük bu yollarda, beraber ıslandık bu yollarda. Siz bizi biliyorsunuz, biz sizi biliyoruz. Rabbim bizleri birbirimizden ayırmasın. Allah'ım kötülere, kem gözlere fırsat vermesin. Sağlıkla nice videolar çekmek nasip etsin sizlerle hep beraber. Allah'ım her daim yanınızda olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Vefakar, evet, cefakar, merhametli, vicdansever insanlarsınız. Allah'ıma şükürler olsun ki. Arkadaşlar, kolum çok yorulduğu için sizi ağaca bıraktım. Yani şu anda sizler çam ağacındasınız. Bizler de kapanışı yapalım dedim. İnan ki o kadar çok yoruldum ki. Hem böyle bir bakmayın. Kapak fotoğrafı da olur. Evet. Çok güzel olur. Evet. Kapanıştayız zaten değerli kardeşlerim. Allah'ım evinizden tekrar razı olsun. Oğlumuz Erkin için bize göz aydını ve Allah kavuştursun diyenlerden Allah'ım razı olsun. Rabbim hiçbirinizi dara zora düşürmesin. Allah'ım sağlığınızı bozmasın. Rabbim hastalara şifa versin. İyi ki varsınız. İyi ki bizim iyilik meleklerimizsiniz. Sizlerle biz gurur duyuyoruz. Allah'a ısmarladık Karadeniz Ordu'dan. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.